İnanamıyorum. Yani Gözde bunca zamandır bizi kandırdı, öyle mi? Evet hocam. Her şey yalanmış. Görkem Gözde'nin ölen kardeşiymiş. Bakın çocuklar, durum gerçekten çok ciddi. Ağır bir psikolojik vakayla karşı karşıyayız. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Gözde'nin annesi durumu belli etmemizi istemedi. En doğrusu da bu zaten. Bakın Gözde, Görkem'le ilgili bir şeyler bildiğinizi öğrenmemeli. Ama hocam Gözde bizi kandırdı. Buna nasıl sessiz kalabiliriz ki? Mert. Bak, bu kız normal biri değil. En kısa sürede onun bir psikiyatri kliniğine nakledilmesi gerekiyor. Hocam, şu anda Görkem'in kim olduğunu biliyoruz. Ama benim kafamı kurcalayan bir şey var. Gözde ile Mert'in bir çocuğu olup olmadığını hala bilmiyoruz. Evet, bu mesele benim de kafamı kurcalıyor ama merak etmeyin. Çok kısa bir sürede ben Gözde ile ilgili gerçekleri öğreneceğim. Yalnız sizi bir kez daha uyarıyorum. Gözde'nin hiçbir şeyden haberinin olmaması lazım. Usludur, telefon falan yok. Tamam tamam. Ya bari kimin aradığını söyleseydiniz. Özgür diye biri arıyor. Ya bırakın konuşayım. Yoksa çok merak eder. Olmaz, konuşamazsın. Ya ama şimdi telefona cevap vermezsem başıma bir şey geldiğini düşünür, şüphelenir. Öyle değil mi? Tamam, konuş. Ama bir şeyi belli etme. Yoksa yakarım, acımam. Alo Özgür. Meveş, nasılsın? Şey, iyiyim. Hayrola, niye aradın? Hiç. Sesini duymak istedim. Aramadım bu sabah. Günaydın mesajı da atmadın. Uyuyakalmışım sevgilim. Ya yatağımı yadırgıyorum galiba. Bütün gece uyuyamadım. Allah Allah. Sen pek uyuyakalmazdın ama. Neyse, okulda görüşürüz. Özgür. Ben okula gelemeyeceğim galiba. Niye ya? Senin sunumun yok muydu? Doğru ya. Sunumum var. Geleceğim tabii. Özgür, bu arada bozayılar sana emanet. Onlara iyi bak, olur mu? Ne? Bozayılar mı? Kızım, geç uzanma. Neyse, ben kapatıyorum. Görüşürüz. Bozayı mı? Bu ayılar da nereden çıktı? Evet, bozayılar. Onları çok özleyeceğim. Melih. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, bir gelişme var mı? Nail filan aradı mı? Yok, kimse aramadı. Ne bu halin senin? Dün o kız aradığından beri bir tuhafsın sen. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var Melih? Nail'e ne olabilir? Ben eve kız atıyorum, sakın gelme dedim. Sen de duydun. Lale, ben para bulmaya gidiyorum. En azından şehir değiştirelim, burada durmayalım daha fazla. Ben burada yalnız mı kalacağım? Lale, birlikte gitmemiz daha tehlikeli olur. Ayrıca bizi burada kimse bulamaz, sen merak etme. Tamam, ama çabuk gel. Yalnız kalmak istemiyorum. Tamam, sen merak etme. Ağzından bir şey kaçırırsa? Ya polis bir şeyden şüphelenirse? Korkma Sedef. Biliyorsun, Banu'nun uzmanlık alanı yalan söylemek. Ama bu sefer karşısında polisler var. Hayatında ilk defa ifade verecek Fuat. Sakin ol. Kötü bir şey olmayacak. Yani inşallah. Ne oldu? Nasıl geçti?
anlat. İfademi aldılar. Ne sordular? Yine sizi nereden tanıyorsun dediler. Sen ne dedin? Fuat tanıştırdı dedim. Ya bana ezberlettiklerini söyledim işte Fuat. Serkan tanıştırdı dedim. Serkan'ın askerde olduğunu söyledin mi? Söyledim. Başka ne dedin? Bir iki defa görüştük. İyi bir insandı ama duygularımız karşılıklı değildi dedim. Başka? Ağladım. Öldürüldüğüne inanamıyorum. Zararsız kendi halinde biriydi dedim. Açık vermedin değil mi? Hayır. Yani sanmıyorum. İyi. Nereye? Ay günde iki sorgudan fazlası bünyeme zarar veriyor Fuat. İzin verirsen gideceğim. Banu! Bırak gitsin. Var ya, sizden kurtulacağım günü iple çekiyorum ha. Biz sana bayılıyoruz ya. Ay kes Fuat ya, ne olur. Sedef, ben gerçekten bunun ağzını burnunu kıracağım ha. Bırak onu. Dua et de polisler bir şeyden şüphelenmemiş olsunlar Fuat. Bakın, benim sözümden çıkmayacaksınız. Bu çok hassas bir konu. Evet, biliyorum kızgınsınız ama öfkenizi saklamak zorundasınız. Ben de bu arada Gözde'nin ailesiyle konuşup onun bir psikiyatri kliniğe yatırılmasını sağlayacağım. Tamam mı? Mert'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Mert yıl sonu projesi için benden fikir danışmaya gelmiş, onu konuşuyorduk. Öyle mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Deniz, bir türlü fırsat olmadı, konuşamadık. Amerika'ya ne zaman gidiyorsun? 18 Haziran'da. Berna'cığım nasılsın? Niye arayıp sormuyorsun? Yoksa özlemedin mi beni? Keyifsizim işte Mustafa. Olanları biliyorsun. Evet tamam, şu sıralar ablam biraz canını sıkıyor ama artık takılma sen de buna ya. Nasılsa yakında o da her şeyi öğrenecek. Haksız mıyım? Evet, haklısın. Ama yine de ne bileyim, canım sıkkın işte. Artık sen evli bir kadın değilsin. Kimseden bir şey saklamak zorunda değiliz. Artık bu kadar üzmeni istemiyorum kendini. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Şöyle. Sen de artık bir an önce Celal'le konuşsam diyorum. Bu işi kökünden halledelim artık. Benim sabrım kalmadı. Ya Mustafa, benim de sabrım kalmadı. Yani ben kararımı verdim. Celal'le bugün konuşacağım ve her şeyi anlatacağım ona. Aferin sana Berna'cığım. Ben de senden cevap bekleyeceğim. O zaman kendine iyi bak, tamam? Tamam. İkbal doğru söylemiş. Mustafa'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sona yaklaşıyorsun Berna. Her şeyi biliyorum. Ama sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Houston'daydı değil mi gideceğin hastane? Evet. Gerçekten gidiyorsun Deniz. Bence çok büyük bir fırsat. İnsan hayatında bir kere çıkar böyle fırsatlar. Evet tabii orası öyle ama yine de kararı kendine bırakmalı. Hatta gitmeden Deniz'e bir veda partisi verelim diyorum. Ne güzel olur değil mi? Affedersiniz. Efendim? Okulun karşısındaki parktayım Mert. Deniz'i de al gel. Mutlaka görüşmemiz lazım. Çok acil. Tamam. Geliyoruz. Hocam, Deniz'de çok önemli bir işimiz var. İzin verirseniz çıkabilir miyiz? Tabii tabii çocuğum, çıkın. Güle güle.
Celal. Celal. Seni dinliyorum. Senden neden boşandığımı sormuştun ya. Evet. Boşandım çünkü... Başka biri var değil mi? Pelin, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çıkıyorum şimdi. Pelin, ne oldu? Hasta mısın yoksa? Yok ya, biraz üşütmüşüm galiba. Bir sorun mu var? Yani eğer anlatmak istersen. İyiyim. Her şey yolunda, merak etme. Emin misin? Eminim. Hatta çok iyiyim bile diyebiliriz. Biliyor musun, Zafer'le tekrar birlikteyiz. Çok mutluyum. Öyle mi? Çok sevindim senin adına. Peki sen nasılsın? Sen mutluysan ben de mutluyum. Canım kardeşim benim. Neyse ben çıkayım şimdi, okula gideceğim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Mehveş bize bugün bir sunum yapacaktı. Sanırım gelmedi. Toplantıyı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalabiliriz. Ama başkanım ne alakası var? Biz Mehveş'i beklemek zorunda mıyız? Evet abike. Bu sunum için bütün yıl çalıştı kızcağız. Hatta sunumunu yaptıktan sonra başkanlığı ona devretmeyi düşünüyordum ama gelmedi. Arkadaşlar toplantıyı ileri bir tarihe erteliyorum. Dağılabilirsiniz. Sunumu yapan başkanlığı kapacak demek ki. Aybike Başkan, Kitap Kulübü Şampiyon. Ne oldu? Ne kıpırdanıyorsun? Ya... Bugün okulda romantik yazarlar hakkında sunum yapacaktım. Onu kaçırdım. Bak bayan, sen şoka girdin herhalde. Senin hiçbir şey kaçırdığın yok. Kaçırılan sensin. Saçmalama. Uf, ya öyle demeyin ama. Ben bu sunum için çok uğraştım. Ya, durun bari, size anlatayım. Bakın şimdi. Romantizmin babası Victor Hugo'dur. Başlayacağım babasından, danasından. Başım çatlıyor, şöyle bir kahve olsaydı. Aa! Victor Hugo da kahve bağımlısıymış, biliyor musun? Şu haline bak. Elin kolun bağlı, kaçırılmışsın. Hiç mi korkmuyorsun? Yo. Niye korkayım ki? Sizden bana zarar gelmez. İkiniz de gayet şirin görünüyorsunuz. Evet Beli. Ne konuşacaksın bizimle? Peki iyi şeyler olduğu söylenemez aslında. Ya hadi anlat artık, çok merak ediyoruz. Bakın. Sakin olacaksınız, tamam mı? Ve benimle birlikte hareket edeceksiniz.
Oğlum bilmece gibi konuşmasana. Hani şu Gözde'den aldığımız kaset vardı ya. O kaset yüzünden çok tehlikeli bir adam peşimde ve... Ve bu adam Mehveş'i kaçırdı. Dün sen neden çağırdın Banu'yu? Ne oldu ki? Vallahi ne konuştunuz merak ettim. Ne dediysen çok kötü geldi eve. Bütün gece uyuyamadı, dolanıp duruyordu. He, şeytana zapta gerek ha? Ya ne konuştunuz ki? Ben istedim gelmesini. Fuat çağırdı. Yani seni üzmesin diye biraz kulağını çektik. Peki Banu benim bu sahte nikah planıyla annemleri perişan etmekten ne kadar korktuğumdan bahsetti mi? Hayır, bahsetmedi. Bakın bence bu iş böyle olmaz. Düğünden önce annemlere her şeyi söylemeliyiz. Ama Suna... Fuat, geç bile kaldık. Gün geçtikçe hazırlanıyorlar, hazırlandıkça daha çok hevesleniyorlar. Suna, sanki annem bilmiyorsun. Biliyorum ama bizimkilerin günahı ne? Bunu onlara yapamayız. Ozan, geldin mi? Şimdi geldim. Sen burada mıydın? Makyajımızı tazeliyorduk herhalde. Nasıl olmuşum? Ne istek? Aç mısın? Aç değilim de. Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun bana? Nasıl? Ne bileyim, mesafeli gibi. Seni düğüne davet etmedim diye mi böyle yapıyorsun? Diyelim ki öyle. Ya Ozan, seni düğüne davet etmeyi gerçekten çok istiyorum ama... Niye etmiyorsun? Ya benim eniştem birazcık muhafazakar. Sevgilimle eğer düğüne gidersen benim sonum olur. Neyse Banu, ben daha fazla buna devam etmek istemiyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Neye devam etmek istemiyorsun? Ben kararım verdim. Seni hayatından çıkarmak zorundayım. Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Aklın kalbine söz geçirebiliyor mu? Çok bilindik bir yöntemi kullanacağım. Çivi çivi söyleyecek. Neden cevap vermiyorsun? Söylesene. Kim var hayatında? Celal. Sana kim var hayatında dedim? Mustafa. Ben Mustafa'yı seviyorum Celal. Onunla evlenebilmek için senden boşandım. Planım tıkır tıkır işliyor ablacığım. Berna giderek köşeye sıkışıyor. Dün senden çıktıktan sonra Berna'yla görüştüm. Tabii konuştuklarımızdan hiç bahsetmedim. Her şey istediğin gibi yani. Ya ablacığım, bana bu konuda yardımcı olduğun için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok sağ ol. Berna yaptıklarının cezasını çekmeli. Ben de en az senin kadar istiyorum bunu. Merak etme. Berna neye uğradığını şaşıracak. Yeter ki sen bana yardımcı ol. Sen Mehveş'in başını nasıl belaya soktuğunun farkında mısın? Deniz! Beni buraya suçlayıp abuk sabuk konuşun diye çağırmadım sizi, tamam mı? Eğer yardımcı olmayacaksanız da basıp gidin. Başka bir yol bulurum ben. İyi o zaman. Neden polise haber vermiyoruz? Olmaz Deniz, olmaz. Adamlar çok tehlikeli ya. Niye Mehveş'in hayatını tehlikeye atalım? Bence de. İlk önce Melih'in ne planı olduğunu öğrenmeliyiz. Kadın nerede şimdi? Şehir dışında bir otelde. Ben adamlara Lale'nin yerini söyleyeceğim. Siz de gidip Mehveş'i kurtaracaksınız. Kadını ele vereceksin yani. Ne yapayım Deniz? Hı? Ne yapayım? Bırakayım da adamlar Mehveş'i...
Biliyorsunuz. Beraber miyiz? Olmaz Suna. Her şeyi buna göre planladık. Bizim mutlu olmak için tek şansımız bu. Hani sen başkalarının mutsuzluğu üzerine bir hayat kuramıyordun? Suna çok haklısın ama... Haklıyım tabii Sedef. Sen neden nişanlandın Banu'yla? Ahmet amca kalp krizi geçirdi diye değil mi? Ya kusura bakmayın ama ben de annem ve babam için korkuyorum. Yok öyle kötü şeyler getirme aklına Suna. Ya Sedef yaşlandılar belli mi olur? Ben annemi hazırlamak için ne kadar çok çabaladım biliyor musun? Bu düğün olmazsa ölürüm diyor kadın. Suna bu saatten sonra ne yapalım? Her şeyden vaz mı geçelim? Ya vazgeçelim demiyorum. Babanla konuşalım. Bizimkilere uygun bir şekilde açıklasın durumu diyorum. Düğün günü öğrenmesinler korkuyorum diyorum. Annemlere kıyamam. Bunu benden istemeyin. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor Sedef? Hayır değil Suna. İyi sağ ol. Bu çivi hakkında bana birazcık bilgi vereceksin herhalde Ozan'a. Beni Lara aradı. Lara? Eski sevgilin Lara. Aman Ozan ya ben de bir şey var zannettim. Köprünün altından akan suları hatırlatmama gerek var mı? Tabii ki yok. Lara ile yaşadıklarınız bizim yaşadıklarımızın yanında. Banu dinler misin? Lara tekrar denemek istiyor. Biliyorsun ben... Tamam biliyorum. Sarhoş olup büyük aşkını hepimize anlatmıştın. Ama şu anda beni seviyorsun Ozan. Evet seviyorum. Ama kimi sevdiğimi bile bilmiyorum. Damla diye bir kuzenim varmış. Tesadüfen duyuyorum. Ya Ozan niye buna bu kadar takıldın anlamadım. Bir zamana kadar anlamadıysam güzel bir şey yok. Yani? Yanisi ben Lara'ya özledim. Akşam çok keyifli yapacağız. Ne? Keyifli vakit geçireceğiz yani öyle mi? Evet. Herkes önünü sevdiğiniz. Özgür. Merhaba. Nasılsın? İyidir abi ki sağ ol. Ya ben Meyveş'i arıyorum da nerede biliyor musun? Kitap kulübünde toplantısı vardı. Oradadır herhalde. Evet ben de o kulüpteyim ama yok işte. Gelmedi toplantıya. Allah Allah. Uyuyakalmıştı ama ne olursa olsun ben geleceğim demişti. Neyse ben merak ettim zaten sadece. Hadi görüşürüz. Açsana Meyveş ya. Nereye kayboldun? Zoylar dedim ya. Özgür kesin anlamıştır başımın belada olduğunu. Kurtarır beni. Nail Bey. Nihayet yola geldin ha delikanlı. Tamam uzatmayalım. Teklifinizi kabul ediyorum. Size Lale'nin yerini söyleyeceğim. Siz de Mehveş'i serbest bırakacaksınız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Gel. Merhaba Bahri Bey. Müsait misiniz? Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben deyim. Buyurun.
Benimle ne konuşmak istiyorsunuz bilmiyorum ama aslında benim de sizinle konuşmak istediğim bazı şeyler var. O zaman önce siz buyurun. Gözde bir şeyler hatırladı Bahri Bey. Aslında çok önemli bir şey. Büyük bir aile sırrı. Görkem'den mi bahsediyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz? Ben bu konuyu Mert ve Deniz'le konuştum. Gözde'nin hatırladıkları ne yazık ki sadece bununla sınırlı değil. Nasıl yani? Gözde'nin hafızası yerine geldi ama ne yazık ki numara yapıyor. Ne? Evet, bunu kabullenmeniz zor, biliyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Gözde Mert'e ortak bir çocukları olduğunu ve o çocuğu başka bir aileye emanet verdiğini söylemiş. Doğru mu acaba? Bütün bunları benim kızım mı uydurmuş? Uydurmuş dediğinize göre? Hayır Bahri Bey. Bu söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. Gözde çocuk falan doğurmadı. Evet. Ay evet canım. Tabii ki her şeyi planladım. Şimdi Mehveş'in evine girip sunumunu almam gerekiyor. Burada da devreye müstakbel sevgilim Ali İhsan girecek. Ay hayır canım. Ay tabii ki Ali İhsan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Bana bak. Eğer başkan olursa seni de yanıma aldırtacağım. Ya, ay şimdi kapatayım var ya. Damlar hemen bizimki. Tamam. Tamam hadi öpüyorum. Sevgiliyim, baksana ne aldım. Ay sağ ol Ali İhsan. Çok incesin. Nerede benim teşekkür öpücüğüm? Of burada olmaz. Öyle olmaz, böyle olmaz. Nerede kaldı bizim sevgililiğimiz o zaman? İyi de yani böyle okul içinde olmaz ki. Şöyle baş başa kalabileceğimiz bir yere gitsek. O zaman hadi kalk diyorum. Nereye? Seninle baş başa kalabileceğimiz muhteşem bir yere gideceğiz. Neden bana yalan söyledin? Sakin ol Celal. Benimle oyun oynadın. Beni sırtımdan bıçakladın. Yazıklar olsun sana. Her şeyi öğrenmek istiyordun, öğrendin işte. Mustafa için miydi bütün bunlar ha? Beni onun için mi sattın? Sana inanamıyorum. Berna. Ben sana aşıktım. Benim için hayatımda bir tek sen vardın. Celal. Bak. Mert'e şimdilik bir şey söylemeyelim. Zamanı gelince... Ozan ve Lara ha? Yeniden. Ay gerçekten çok komiksin Ozan. Nesi komik? Ozan, kendini kandırıyorsun. Hiçbir işe yaramaz. Bence kızın da boş yere vaktini alma derim. Vallahi dün gece halinden çok memnun gözüküyordu. İşe yaramaz Ozancığım. Kalbin başkasıyla doluyken yeni bir başlangıç yapamazsın ki. Evet, seni seviyorum. Ama dün gece... Ne? Dün gece ben kendimi uzun zaman sonra onun yanında güvende hissettim. Biliyorsun, Lara'ya eskiden aşıktım. Dün öpüşünce ona tekrar aşık olabileceğimi anladım. Öpüştünüz mü? Evet, sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Banu, bu öylesine bir şey değil. Lara'yla ben tekrar deneyeceğiz. Artık sen yoksun. Bitti. Ya Ozan! Ozan bekle! Oh, bak sevgilim, ağaçlar çiçek açmış. Börtü böcek heyecan içinde. Senin de için kıpır kıpır olmuyor mu? Getire getire nereye getirdin salak? Efendim hayatım? Hiç canım. Diyorum ki şöyle
baş başa kalabileceğimiz bir yere gitsek diyorum. Burada da baş başa değil miyiz? Öyle değil Ali İhsan. Yani burada rahat değilim. Anlamıyor musun? Yani şöyle ikimizin yalnız kalabileceği bir yer diyorum. Ev gibi mesela. Nela abimin evi olur mu? Olur. 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 Ne zaman gelecek bu adamlar? Ne bileyim ben. Gelirler birazdan işte. Özgür arıyor. Kesin Mehveş soracak bana. Bak, sakın bir şey belli etme. Evde uyuyor filan de. Efendim Özgür. Deniz'cim, Mehveş'le konuşabildin mi? Bugün evdeymiş, dinlenecekmiş. Ne oldu ki? Sabah konuştum. Gece uyuyamamış ama okula geleceğim demişti. Kapatırken de bozaylar sana emanet gibi bir şey söyledi. Ya merak ettim. Bir tuhaflık var sanki. Siz bugün konuştunuz yani. Evet, bir kere o kadar. Özgürcüm bak, endişelenecek bir şey yok. Mehveş bugün biraz dinlenecek, tamam mı? İyi, sen öyle diyorsan. Görüşürüz. Görüşürüz. Mehveş Özgür aramış. Demek ki iyi. İşte bu iyi haber. Ya ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani Özgür'e yalan söyledim. Allah Allah, başlama yine Deniz. Mehveş'in iyiliği için yaptım bunu. Vicdan abidesi olma iki dakika. Şunlar değil mi adamlar işte? Evet. Melih Şahin, sen benimle geliyorsun. Tamam, konuştuğumuz gibi. Ben sana Lale'nin yerini göstereceğim. Siz de bu arkadaşlara Mehveş'i vereceksiniz, tamam mı? Onlar bu arkadaş da gelecek zaten. Sen önce Lale Hanım'ı ver de gerisi kolay. Yürü. Yürüyün. Gözde'nin böyle bir oyun oynadığına inanamıyorum. Demek bu kadar ileri gitmiş ha? Maalesef öyle. Evet, bunu kabullenmenin de zor olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani siz şimdi ortada böyle bir çocuk ve doğum olayı yok diyorsunuz, öyle mi? Hayır. Hayır, yok. Ama Gözde'nin bu hikayeyi anlatırken nereden esinlendiğini biliyorum sanırım. Biraz daha açık konuşabilir misiniz? Biliyorsunuz Baş Bey, bundan 2 yıl önce uyuşturucu problemi yüzünden Gözde'yi yurt dışında bir rehabilitasyon merkezine götürmek zorunda kalmıştık. Lise yıllarıydı ve onu Mert'ten ayırdığımız için bize çok kızmıştı. Doğru olanı yapmışsınız. Gençlere bunu anlatmak kolay olmuyor tabii. Neyse, bu süreçte ben hep Gözde'nin yanındaydım. Tedavi 2 yıl sürdü. Bu arada kendine bir arkadaş edinmiş. Kız Gözde'nin yaşlarındaydı. Hamileydi. Ve çocuğu doğurmak istiyordu. Doğurdu mu peki? Evet. Bir aileye evlatlık verdi. Gözde bu hikayeden çok etkilenmişti. Kendi yaşamış gibi anlatmış işte. Evet. Ne yazık ki Gözde'nin durumu hiç iyi değil. Çok ağır bir psikolojik sorun yaşıyor. Onun için onu bir başka hastaneye, bir psikiyatri servisine nakletmemiz gerekecek. Biliyorum bunu kabullenmek çok zor ama lütfen kendinizi suçlamayın. Zaten günümüzde artık bu tür psikiyatri vakaların düzelmesi oldukça mümkün. Umarım Bahri Bey. Ama Gözde'ye bu durumu izah etmek için sizden bir gün rica ediyorum. Lütfen. Tamam, öyle diyorsanız öyle olsun. Sedef, merak etme Suna. Annene de babana da bir şey olmayacak. Nasıl? Yani anneni de babanı da düşünmekte haklısın. Tabii ama... Nedir o zaman Sedef? İşte konuşmak zorundayım Ahmet amcayla. Zorunda değilsin.
Çünkü Fuat Banu ile evlenecek. Ne? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya bu sırrı şimdiye kadar senden sakladım. Çünkü omuzlarına daha fazla yük vermek istemedim. Yani ama anladığım kadarıyla bu senin için yük değil, rahatlama olacak. Ne diyorsun sen Sedef? Suna, ben düğünden 2 gün önce annemi de kardeşimi de alıp gidiyorum buralardan. Nereye? Almanya'ya. Bunu senden başka kimse bilmiyor. Gidecek misin? Sen ciddi misin? Neden o zaman? İnan bana Suna. En doğrusu bu. İşte otel burası. İnşallah bizimle oyun oynamıyorsundur Melih Şahin. Birazdan kendi gözlerinde görürsün. Ne kadar burada bekleyeceğiz? Haber bekliyorum. Lale Hanım bize teslim edilince ben de sizi arkadaşınıza götüreceğim. Mehveş nerede peki? Hadi ya, çok mu akıllısın sen? Şşş, bana bak. Doğru konuş ha. Evde biri yok değil mi Ali İhsan? Yok aşkım, bu saatte kim olur ki evde? Buldum işte. Artık aşkımızın önünde hiçbir engel. Olmuş bu eve ya. Hı. Tamam. Anladım efendim. Hadi yine iyisin. Belki birazdan bırakacağız seni. Oh, aman iyi. Otur otur, her yanım uyuştu zaten. Ama arkadaşların istediğimizi vermezse hiçbir yere gidemezsin. Ne istiyorsunuz ki? Lale Hanım'ı. Lale Hanım mı? O kim? Hayatının bağlı olduğu kişi. Ya Ozan, ne çabuk gözden kayboldun. Okulun bahçesinin altının üstüne getirdim. Niye? Ya Ozan, benden böyle vazgeçemezsin ya. Bizden böyle vazgeçemezsin. Banu, biz diye bir şey yok. Hep ben vardım, sen yoktun. Ben bunca zaman sırları, yalanları olan bir kıza aşık olmuşum. Onunla vurmuşum. Ama sen yoktun. Ya Ozan, bizden ne olur böyle geçmiş bir hikaye gibi söz etme. Banu, yapamıyorum, olmuyor. Sen de biliyorsun. Hayatımıza devam etmeliyiz. Ya ama ben sensiz devam etmek istemiyorum. Ben de. Aslında senin gerçekten kim olduğunu öğrenmek için ufacık bir şans. Ya Ozan. Banu, bunu binlerce kez tartıştık. O gün seni gelinlikle gördükten sonra iyice anladım. Bir gün hiç ummadım bir anda. Ya Ozan, diyorum ya, kuzenimin. Banu, her neyse. Ben de arayla yürümesi için elinden geleni yapayım. Bu sefer gerçek bir ilişkisi. Benimle. Yalansız. Açık bir net. Ya. Nasıl böyle bitiriyorsun ya? Hiç. Başka şansım yok. O zaman. Banu. Yine. Ben de yapayım. Lara. Kendine bak. Hoşçakalın.
taraftan. Neden hala haber gelmedi? Sabırlı olmamız lazım Deniz. Beklemekten başka çaremiz yok. Mert, ne olur Mehveş'e bir şey olmasın. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Mehveş'e hiçbir şey olmayacak. Sen merak etme. Çal bakayım kapıyı. Bir numara yaparsan pişman olursun. Bir daha çal. Lale. Benim Melih, aç kapıyı. Çekil sen. Kuralları biliyorsun delikanlı. Lale yoksa anlaşma da yok. Ama... Aslında çok da